Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle dibek kahve yapımını paylaşacağım. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Farklı bir tarif, farklı bir lezzet. Türk kahvesinin farklı bir damak zevki bu da. Hemen yapımına geçelim. Dibek kahve böyle özel ambalajlarda satılıyor. Çok sevgili komşumun hediyesi dibek kahveyi sizinle nasıl yapıldığını paylaşacağım. Şöyle güzel bir kesede satılan dibek kahveyi açıyorum. Şöyle. Şimdi hemen açacağım. Çok farklı bir lezzet. Ben denedim, kesinlikle de denemenizi tavsiye ederim. Türk kahvesinden daha farklı, böyle pütürlü bir tadı olan, aynı zamanda da tatlı bir lezzet bırakan, damakta güzel bir kahve çeşidi. Dilek kahvemizi hazırlayacağız. Şöyle kesiyorum. Koklamak istiyorum. Mis gibi böyle sütlü kahve kokusunda sanki. Şöyle bakın. Güzel bir kahve. Üç fincan kahve için sütlüsü de oluyor ama ben şu an sadesini yapacağım. Üç fincan kahve için üç fincan suyu cezveme alıyorum. Her fincan için bir tatlı kaşığı dolusu dibek kahve koymamız gerekiyor. Ölçü bu şekilde. Şöyle. İki. Ve üç. Şekerini şöyle silme olarak atacağım ben. Her fincan için şu şekilde şeker atıyorum ve karıştırıyorum. Arkadaşlar, dibek kahveye şöyle birer çay kaşığı da her fincan için normal Türk kahvesi ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Kahvemizi iyice karıştıralım. Ocağın üstüne alınca kahveyi hiç karıştırmadan iyice köpürene kadar pişireceğim. Şöyle karıştırıyorum pütürsüz hale gelene kadar. Ocağın üstüne alınca hiçbir şekilde karıştırmadan kendi halinde kısık ateşte pişireceğim. Ocağı çok kısık bir şekilde en kısık hale getiriyorum ve kahvemi üzerine alıyorum. Yavaş yavaş pişmesini sağlıyorum. Köpürene kadar karıştırmadan pişiriyorum.
Dibek kahve sanki sütlü kahve kıvamında oluyor. Bakın, hiç süt katmadığım halde sanki süt katılmış gibi öyle güzel bir görseli olan muhteşem bir kahve. Tadına da bayılacaksınız. Mis gibi köpüklü kahvelerimiz hazır. Evet arkadaşlar, dibek kahve tarifim bu şekildeydi. Siz de dibek kahveyi merak ederseniz, nasıl oluyor derseniz, umarım videomu izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımı takipte kalmak isterseniz zil butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.